binlerce, bakar mısınız? Ben bunu nasıl yaptım şu an bilmiyorum. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ama çok güzel değil mi? Bak dedim ya, her yerde bu şekilde ağaçları kesmişler. Böyle kurutuyorlar. Şöyle bakıyorum da evet, pembe duruyor değil mi? Okay, thank you. Bu otel kapanmış. Bak, kaza oldu. Kız yere düştü. Hemen bak koştu. Yardım ediyorlar. Şimdi burada böyle bir yerde yemek yemenin veya bir şeylerin içmenin fiyatını bak, menüyü göstereceğim. Şu anda burada turist çekmesinin tek sebebi... Evet, Lombok'tan herkese selamlar. Aslında birazdan sahilde başlatacaktım videoyu ama öyle bir şey gördüm ki burada başlatıp burayı sizlere göstermek istiyorum. Hadi videoya başlıyoruz. Bakın Lombok'ta burası kafe bar olacak. Burayı görür görmez hemen durdum. Bak bu Gili Adası'nda da yapılıyor, Bali Adası'nda da yapılıyor. Eğer yatırım düşünüyorsanız, sıfırdan bir şey yapmak istiyorsanız, restoran veya işte ne bileyim kafe, bar, hiç fark etmez. Beton değil arkadaş, bak böyle kullanacaksınız. Şu mağaz, şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Hem emin olun betondan çok daha uygun ama görünüş olarak buralara çok uyduğu için, tamam, bu tropikal adalara bu çok uyduğu için çok ilgi çekiyor. Bir de buna bir ışıklandırma falan yapıyorlar. Yani aklınız gider. Böyle bir şey yok. İşte size örnek. Bak burayı göstermek istiyorum. Ne yaparsan yap, Bali'de betondan biraz uzak dur. Yani böyle yapılar çok daha rağbet ve ilgi görüyor. Benden söylemesi. Saygılar, şimdi sahile geçiyoruz. Aklıma da gelmişken hemen videonun başında söyleyeyim. Beğeni ve yorumları yapmayı unutmayalım. Hazır buradayken niye hemen gidiyorum? Şöyle içeriği göstereyim size bir kısaca. Size de örnek olmuş olur. Şu güzelliğe bak ya. Yani mükemmel değil de ne bu? Adamlar bu konuda var ya, acayip uzman. Yani bunlardan daha iyi bu işi yapabilen yoktur. Yani sanat ya. Bayıldım buraya. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Ya benim gördüğüm kadarıyla çok dengesiz. Yani böyle baraka, thank you. Baraka tarzında böyle yerler de var. Çok eski. Ama az önceki gibi mesela çok lüks yerler de var. Değişik. Bak burada Filistin bayrağı asmışlar. Bizim bayrak da orada bak, Türk bayrağı. İşte burada. Markete geldim. Şimdi burada alkol satışı yasak diye ben yanlış bilgi vermişim. Var bazılarında. O da burada çok turistin gelmesi, bu sörfçülerin falan gelmesiyle galiba özel izinlerle falan çıkarmışlar. Ancak normalde yasak. Onu söyleyeyim size. Mesela Jakarta'da kesinlikle yok. Bak ben gittim, orada yok yani. Ama burada galiba özel izinlerle çıkarıp veriyorlar. Bilmiyorum ama normalde yasak. Yasak olan başka bir şey ise, burada eğer evli değilseniz bir otele bir kadınla giremiyorsunuz kesinlikle. Buna çok dikkat ediyorlar. Benden söylemesi. Burada ATM buldum. Para çekeceğim. Burası bayağı turistik bir yer olmuş. Sahile giden yol bu. Birazdan orada olacağız zaten. Turistin bak her yerde olduğu yerde Pepito marketler var. Bu çok pahalı ve bütün her şey ithal. Ama pahalı. Maddi durumu iyi olanlar gelip buradan alışverişini yapabiliyor. Her şeyi bulabiliyorsun. Şöyle göstereyim size. Böyle dükkanlar falan hiç şey yapmamış, gelişmemiş. Baksanıza böyle şey gibi ya. Baraka gibi yerlerde tişört falan, şort. Böyle şeyler satılıyor. Turizm de buranın daha çok yeni. Yani Lombok daha yeni. Kaç defa, kaç sene önce Lombok duyduk yani, bu Bali'nin 20 sene gerisi. Sadece bakmayın böyle burası şey olduğuna, gelişmiş olduğuna. Burada bence otelle ilgili, otel hostel kiralama, işte Booking, Agoda üzerinden veya işte burada restoran, bu tarz şeyler iş yapar. Burasının şu anda turist çekme sebebi şu.
Bali ile yarı fiyat. Daha uygun olduğu için çok turist çekiyor. Ama yarın bir gün burada fiyatlar artsın, buraya kimse gelmez. Yani çünkü doğası olağanüstü farklı, Bali ile farklı olsa, daha güzel olsa derim ki evet, yani gerçekten yani buraya her zaman gelin. Yok abi, yani Bali ile aynı hemen hemen. Çok güzel, evet. Ama niye Bali'den insanlar gelip buraya kadar 4 saat gemiyle gelsin, burada ondan sonra 4 saat bir de niye gelsin yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden şu anda sadece uygun olduğu için bunu da bilen bazı Avrupalı turistler buraya geliyor, tatilini yapıyor. Durum bu. Bence kısa vadeli 1-2 yıl daha burada şey gider. Otel, hostel kiralama ve restoran. Ama ondan sonra eğer fiyatlar artarsa, Bali ile aynı olursa, kesinlikle Bali ile yarışamaz. Bunlar benim düşüncelerim. Evet, sahile geldik. Hemen sol tarafı. Ama şu yapıyı göstermek istiyorum. Bir de böyle modeller var. Bak, yarı beton, yarı böyle demir kullanıyorlar ve üstü bu şekilde. Ya çok güzel değil mi ya? Baksanıza şu yapıya bak ya. Burası Kuta Lombok olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Şöyle ilerleyelim. Ama çok güzel değil mi? Baksanıza ya. Turkuaz, böyle renk çok belli oluyor mu kameradan bilmiyorum ama gerçekten güzel. Buraya çok sörfçüler geliyor da burada sörfçü yok ki ya. Başka bunların kesin bir yeri var da biz bilmiyoruz ha. Burada sörfçü falan yok ve burada dalga da çok yok. Bak, burada gayet güzel yüzülür. Şöyle yakınlaştıralım. Burada da küçük tekneler var. Bunlarla eğer snorkel veya dalış yapmak istiyorsanız anlaşıp sizi, böyle noktaları biliyorlar zaten onlar. Oralara götürüyorlar. Koskoca sahil var ya, bomboş, gördünüz değil mi? Hiç kimse yok. Gel burada tek başına takıl yani, o derece. Koskoca sahil senin. Böyle bir restoranta geldim. Manzarası 10 numara bak. Direkt bu şekilde. Şimdi burada böyle bir yerde yemek yemenin veya bir şeylerin içmenin fiyatını, bak menüyü göstereceğim şimdi sizlere. Daha sonra da farklı bir yere gideceğiz. Orası fazla turistik bir yer değil. Evet, yemeğimiz geldi. Bu şekilde tavuk eti artı yumurta. Güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bu şekilde manzaramız. Müsaadenizle bana afiyet olsun, sonra devam ediyoruz. Burada kaza oldu. Kız yere düştü. Hemen bak koştu, yardım ediyorlar. Düz yolda düştü ya. Nasıl düştü bilmiyorum. Ama iyi, bir şeysi yok. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bak, bunu, şu aparatı kamera koymak için aldım. Şimdi oraya güzelce kamerayı yerleştirip size giderken, diğer bölgeye giderken yolu da çekmek istiyorum. O zaman hadi yola çıkalım.
gitmek istediğim yere çok az kaldı. Çok güzel bir köyden geçtim. Şimdi size biraz burayı göstermek istiyorum. Sonra devam edeceğiz. Zaten 7 dakika falan kaldı. Bakar mısınız? Burada hayvancılık yapıyorlar. Ama çok farklı. Bunun cinsini bilen var mı? Bak bunlar tamam. Normal şeye benziyor. Şunların rengi ve değişik. Baksanıza şuna. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Burada da çalışanlar var. Az önce yolda gelirken dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Birçok yer bak böyle. Yangın mı çıkmış yoksa kendi yapısı mı böyle ben anlamadım. Ama böyle yeşillik yok. Sanki yangın çıkmış gibi böyle. Ya burayı ben çok takip etmediğim için bilmiyorum. Bakın burada da çalışma var. Size şunu söyleyeyim. Lombok'a birçok yurt dışından gelen insanlar da altın ve değerli taşlar için de buraya geliyor ve kömür. Dünyanın en kaliteli kömürü Endonezya'da çıkıyor. Bu bölgelerde çıkıyor. Bilginiz olsun. Değerli taşlar ve altın. Motorla buraya kadar geldik ama maalesef oraya gidemeyeceğim. Çünkü deniz seviyesi yükselmiş. Bugün çok tehlikeli. Sakın gitme dedi. Burada yerliler var. Bunları da dinlemek gerekiyor. Adamlar biliyor. Buradan yürüyüş var. Yolu var. Çok güzel manzara. Bak şöyle uzaktan göstermeye çalışayım. Şu arka taraflar çok güzel yerler var ama işte maalesef geçiş bugün yok. Ama yine de değdi. O kadar güzel köylerin içerisinden geçtim ki çok güzeldi. Gerçekten Lombok Adası da Bali gibi çok çok güzel bir ada. Böyle bir yere geldik. Baksanıza tepeye. Bungalov böyle villalar koymuşlar. Manzaramız böyle. Burada mağara var. Mağarayı ziyaret edeceğim. Girişi böyle. Bakalım nasıl bir yermiş. Geldik de var ya içeriden bir sesler geliyor. Oo, içeriye hayatta inemem ben. Biraz aşağı doğru şuraya kadar gideceğim ama şey var. Ne derler? Neydi onlar? Korkudan unut. Yarasa yarasa. Çok ses geliyor. Bilmiyorum mikrofona geliyor mu ama. Acayip ağır bir koku var be. Yukarıdan böyle yetkili biri geldi. Anahtar onda. 50 rupi yani 100 TL verirsen aşağı inebiliyorsun. Ben de okey dedim. Bakalım buraya gelmişken ne bildiğim kadar inmeye çalışacağım. Ama çok ağır bir koku geliyor ve aşağısı doğru yarasa. Merdiven de yıkıldı yıkılacak sana söyleyeyim yani. Abi ben buraya inemem ki ya. Bu ne lan lan. Hello. No problem. Problem değil diyor ama ben bilmiyorum ki. Abi yok ya ben. Baksanıza. Abi şurada binlercesi, yüzlercesi. Şuraya bakın. Ben daha fazla aşağı inemeyeceğim. Allah'ım bu ne? Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Dayanamadım. İndim aşağı ama ya binlerce bakar mısınız? Ben bunu nasıl yaptım şu an bilmiyorum. Çok ağır bir koku var ve gerçekten iyi hissetmiyorum şu anda. Çıkmak istiyorum. Okay, thank you. Burada da yılana benzeyen bazı figürlerin bulunduğunu falan söylüyorlar. Kayalıklara baktığın zaman birçok şeye benzetilebiliyor. Farklı farklı ama İşte tam incelemek için şu yarasaları gördünüz. Yani aşırı var. Koku çok var ve daha fazla burada duramayacağım. Ödüm patladı ha. Gördünüz değil mi? O neydi öyle ya? Thank you. Thank you. Ya.
Okay, thank you. Yeah. Bu otel kapanmış. Şimdi kendisine sordum, bak su zaten şey. Açmışlar, kapatmışlar. Çok güzel bir yapı. Ama işte turist az olunca böyle. Ben gitmek istediğim yere galiba akşam anca varırım. Her yerde duruyorum. Orayı çek, burayı çek ama yani burayı görmeden de gidilmez. Bak şimdi çok güzel bir yer gördüm. Şu ilerleyelim. Burada da güneşte bir şeyi kurutuyorlar ama tütün zannettim, değil. Ben anlamadım ne olduğunu. Şurayı göstereceğim sizlere. Buranın denizi var ya, tam böyle turkuaz, çok güzel bir denizi var. Lan köpek bize yapıyor. Gelmese bari. Ama hep çöp ya, baksanıza. Hep çöp var. Baksanıza, her taraf çöp maalesef. Şu güzelliğe bir bakın. Şimdi burada durulmaz mı, değil mi? Suyun rengine bak. Sakin var ya, şuradan gireceksin bak, şuradan denize gir. Takıl abi şurada. Ya şimdi bir yere gittiğimiz zaman orada geziyoruz. Her şeyi biz A'dan Z'ye videoda tabii ki gösteremiyorsun. Yani o an kamera açık oluyor, olmuyor. Şimdi şunları söyleyeyim size. Birçok yerde ağaç kesimleri gördüm. Ağaçların yeşillikleri kaybetmiş. Yani bilmiyorum niye ama yani bir de fabrika gördüm. İşte böyle santraller var. İşte burayı böyle pek doğayla ilgili değil de böyle büyük yapılar yapmaya çalışıyorlarmış. Büyük bir havalimanı yapılıyor buraya. Ya burası Bali ile yarışmaya hazırlanıyor. Ben size onu söyleyeyim yani, açık ve net. Ama bence şansları yok. Evet çok güzel ama bazı sebeplerden dolayı bence şansı yok. Göreceğiz zaten. Şuraya da böyle bir köprü yapmışlar. Ama buraya bayıldım. Bak dedim ya, her yerde bu şekilde ağaçları kesmişler. Ama böyle yol boyunca çok vardı. Ne için kullanıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani sonuçta burası 12 ay sıcak bir memleket. Ne yapıyorlar bunu, satıyorlar mı? Hiçbir anlam veremedim yani. Bunlar tütünmüş bak. Bunları sordum, bunlar tütünmüş. Doğru tahmin. Böyle kurutuyorlar. Burada böyle yine cami var. Abartmıyorum, burada her mahallenin kendine göre, her köyün, küçük köyün kendine göre camisi var. Yani neredeyse 200-300 metrede bir cami görebiliyorsun. Bir arada ben bu kadar camiyi bir arada ilk defa hayatımda burada gördüm. Yani Katar'da bile bu kadar yok. İnanılmaz. Yani neredeyse her mahalleye bir cami yapmışlar. Burası sıradan bir yol. Bak böyle yoldan götürüyorlar. Hayvancılık bayağı var burada. Burada da cami yapılıyor. Ve sürpriz. Nereye geldik? Burası Pembe Sahil olarak geçiyor. Gerçekten de renge baktığınız zaman kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı pembesi duruyor. Of ya, böyle bir sahil bomboş. Ve baksanıza deniz çarşaf gibi. Çarşaf gibi abi. Hiç dalga yok. Al sana yüzülecek deniz mi arıyorsun? İşte bu. Şöyle bir değsin ayağımız şeye ya. Aa çok güzel ya. Suya bakar mısınız ya? Üf.
Bak çadır olsa var ya, şuna, nerede o? Çadırı şuraya koyacaksın. Yağmur yağsa bile hiçbir şey olmaz bak. Şurada yatacaksın ya. Harbiden var ya, tam böyle çadırlık. Gelirseniz bak Lombok'a, eğer böyle çadır varsa yanınızda, kesinlikle yanınızda getirin. Kurun abi şurayı, hiç kimse bir şey demez. Şuraya, ha bu arada buraya giriş 10 rupi alıyorlar yukarıda. Yani 20 TL. Ya tam yüzülecek deniz ya, var ya. Öf, buraya bayıldım. Bak buraya bayıldım ha. Şöyle bakıyorum da evet, pembe duruyor değil mi? Ben nasıl yandım ya? Bugün var ya, ne 4-5 saattir motorla oradan oraya, oradan oraya. Şu güzelliğe bakın. Bomboş böyle bir sahil. İnanılmaz. Evet, video zaten çok uzadı. Bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel, yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.